Değerli konuklar, sevgili dostlarımız, Türkiye için çok önem ifade eden sorunlu bir alanımızı yerel yönetimleri konu alan bir çalışmanın sonuna geldik. 2009 yılı Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla açılan etik kültürünün yaygınlaştırılması, Türkiye'de yerel yönetimler alanında eksikliklerin tespit edilmesi ve ortaya konulan sorunlarla ilgili çözüm yolları bulunmasıyla ilgili çalışma bugün sona eriyor. Tam 29 aylık bir çalışma. Bu çalışmanın çok teknik ayrıntılarına ben girmeyeceğim. Mustafa Hoca benden sonra konuşmasında onları anlatır. Ama izin verirseniz burada bulunan değerli dostlarımıza ve bizi online izleyen 300 tane görevlimize çok kısa bilgi ve etik kurul tanıtımı yapmak istiyorum. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004 yılında kuruldu. Yapısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 kişi çeşitli kamu kesimlerinden ve bir de özel kesimden 11 kişi görev yapmaktadır. Bir bakanın başkanlığında kurulan heyette belediye başkanlarını, valileri, üniversiteleri, Dışişleri Bakanlığı'nı, Yargıtay'ı, Sayıştay'ı, Danıştay'ı ve eskiden vardı, şimdi yok biliyorsunuz, müsteşarları temsil eden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsil eden bir arkadaşımız çalışmakta. Kurulun görev süresi 4 yıl. Kurulun kararlarına hiç kimsenin müdahalesi yahut emir vermesi söz konusu değil. Kurulun kararları aleyhine idari yargı yoluna gitme imkanı da var. Yani Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve benzeri kurumların varlığı. Mesela CİMER bunlardan biri. Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan biri. Devlet, modern devlet kendi kendini denetliyor. Kendi kurduğu kurullarla yanlış yapmasının önüne geçmeye çalışıyor. O ne? İşte bizim görevlerimizden bir tanesi etik ihlali iddialarını, şikayetlerini inceleyip karara bağlamak. Genel müdür ve üstü görevlerde bulunan kamu görevlilerinin yaptıkları ve muhatabı tarafından etik dışı olarak değerlendirilen bir şikayetini biz adeta yargılama yapar gibi inceden inceye, en ince detayına kadar bakarak, araştırarak, gerektiğinde bilirkişiye başvurarak, gerektiğinde tanık dinleyerek sonuca varıyoruz. Bu modern demokrasiler için çok önemli bir gelişme. Türkiye'de de 2004 yılında kurulan bu Kamu Görevlileri Etik Kurulu işte bu manada pek çok genel müdür, vali, belediye başkanı ile ilgili kararlar aldı ve bunları idareye bildirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanına bildirdi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun ikinci ve bana sorarsanız birinciden daha önemli görevi ülkede etik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Etiği
içselleştirmek. Yani insan vicdanını o insanın yaptığı işlerde devreye sokmak. O işi yaparken, o davranışta bulunurken bu doğrudur yahut bu yanlıştır diyebilmeyi kendi vicdanında önce sorgulamak. Baktığımız zaman etik ilkelerine aslında bize yabancı olmayan şeyler var. Biraz evvel kamu spotunda izlediniz. İlginçtir. Bizim ilkeler olarak saydığımız işte dürüstlük, şeffaflık, adalet, güven gibi kavramlar bize yabancı kavramlar değil. Nerede var? Tarihimizin her evresinde var. Göktürklerden başlayarak günümüze kadar gelen devlet yönetimi anlayışında var. Osmanlı'da var. Osman Bey'in görevden başlarken kayınpederi ona neler diyor? Devlet yönetimiyle ilgili, insani değerlerle ilgili. Öncesinde Selçuklar'da var. 8 tane köşe Selçuk'un etik ilkelerini bilir. Daha öncesinde aslında hicrette Peygamber Efendimiz'in söylediklerine bakarsak yine aynı şey var. Göklüklerde Bilge Kağan'ın millete hitap ederken söyledikleri şeylerde aynı şeyler var. Yani biz aslında bu kavramlara yabancı bir millet değiliz. Onlarla büyümüşüz, onlarla yoğrulmuşuz. Şimdi Avrupa bize bunları anlatıyor. Bak etik kurulunuz olsun, etik dışı davranışlara kontrol edin diyor. Biz de kanun çıkardık, doğru yaptık. Onları uygulamaya çalışıyoruz. Ama biraz kendimize dönsek, ya burada yazılanlar, söylenenler, çizilenler aslında bizim geçmiş 1000 yıllık, 2000 yıllık, 4000 yıllık tarihimizde var, dinimizde var. Niye ona ihtiyacımız olsun? Ona ihtiyacımız şunun için var, sevgili dostlarım. Biz bu proje uygulamasında anketler yaptırdık. Bir göreve başlarken bir anket yaptırdık, tespit yaptık. Durumumuz nedir yerel yönetimlerde, etik ilkeler bakımından. Bir de çalışmalarımızın sonunda acaba bu tabloda değişen bir şey var mı? Biz kurul olarak ve beraber çalıştığımız şirketin değerli elemanları da profesyonel olarak bunu aradık. Sorunlu alanları tespit etti arkadaşlarımız. Onları raporlar haline getirdik. Şimdi o konularda neler yapılabilecek? Onları rapor haline getirdiler, öneri haline getirdiler. Şimdi bunları idareyle paylaşacağız. İlginçtir. Bu anketlerde hem başlangıçta, yani aşağı yukarı 2 sene evvel yapılan ankette, hem bugün yapılan ankette birkaç husus hiç fark etmemiş. Yerel yönetimlerde sorun nedir sorusuna verilen cevap 2 sene evvelde, şimdi de bir, yerel yönetimlerde yapılan ihaleler. 2, İmar planı değişiklikleri, 3, göreve atamalar yahut yer değiştirmeler. Bunlar hiç değişmemiş. Bunlar değişmemiş ama çok şükür değişen rakamlar da var. Şimdi onları çok kısa size bilgi babında arz etmek istiyorum.
Şunu sormuşuz. Kamu görevlileri etik kurulunun çalışmalarından haberdar mısınız? 2 yıl evvel haberdarım diyenlerin sayısı 5.6. Şimdi 12.4 olmuş. Yani kurulun çalışmalarından haberdar olanların sayısında ciddi bir artış meydana gelmiş. Arkadaşlarımız sormuşlar. Etik dışı davranışlar konusunda yerel yönetimler gerekli önlemleri alıyorlar mı? 2 sene evvel evet alıyorlar diyenler %2,5 iken şimdi %6,5'a çıkmış. Valiliklerin belediyelerdeki etik dışı uygulamalara dair denetim görevini yaptığını düşünüyor musunuz? Bu 1.2 iken 2 sene evvel şimdi 7.5'a çıkmış. Sorulmuş, sizce etik dışı davranışlar önlenebilir mi yahut azaltılabilir mi? 2 sene evvel %44.2 evet azaltılabilir derken bu şimdi %46.2'ye çıkmış. Sizce etik konusunda vatandaş bilgilendirmek için neler yapılmalıdır? Burada medyanın etkinliği %22.1 iken bu şimdi %40.3'e çıkmış. Yani medyadan çok şey bekliyor vatandaş. Peki ne yapmalı? İlginçtir. Ödüller ve cezalar arttırılmalıdır. Kanaati çok yüksek çıkıyor. Ödüllendirme, cezalandırma. Değerli dostlarım, biz neler yaptık bu geçen süre içerisinde? Bir kısmını biraz evvel izlediniz. İlk defa bu kadar yoğun ilgi gören benzer alanlarda bir kamu spotunu hazırladı arkadaşlarımız. Onu biraz evvel izlediniz. 11 ulusal kanalda 34 gün süreyle 164 kere izlendi. Bu önemli bir sayı. Biraz evvel izlediniz. Çeşitli alanlarda kendini kabul ettirmiş, saygın bir takım isimlerle ilgili bir çalışmanın izlenilir ve gösterim oranı milyonu aştı. Yorumlar çok yüksek çıktı. 300 bin yorum var. 9 milyonu geçen gösterim var. 1 milyonu geçen program var. Program gösterimi var. Sadece YouTube'da 161 bin görüntüleme oldu. Değişik çalışmalar yaptık. Futbol müsabakalarında zaman zaman görüyorsunuzdur. Pankartlar asılır. Onu denedik. Futbol Federasyonu'yla görüşmeler yaparak 2 haftalık maçların, tüm maçların statlarda, ki şanssızlığımız orada bu koronavirüs dönemine yasaklarına denk geldik. Çok fazla görüntü olmadı ama ondan da kısmen de olsa yararlandık. Başka ne yaptık? 3 tane yurt dışı temasımız oldu. Bunlardan bir tanesi online aracılığıyla, yoluyla. Slovenya, Slovenya değil.
Estonya ve İsveç, bir de bizzat giderek çeşitli izlenimler edindiğimiz Almanya. Orada uygulamalardan alabileceğimiz önemli unsurları gördük. Arkadaşlarımız onları tespit ettiler. Uygulanabilirliği, Türkiye'ye getirilebilirliği konusunda da öneriler geliştirdiler. Bu çalışmanın başında, yani 2009 yılının Ocak ayından başlayarak yaptığımız bütün toplantılarda bir ilke kararı aldık. Dedik ki, biz şimdiye kadar yapılan projelere benzer Ankara'da oturup bir iki saat konuşup uzmanlarla burada bir rapor yazıp bunu öneri haline getirmekle yetinmeyeceğiz. Biz Anadolu'ya gideceğiz. Ve bu kararımızı hayata geçirerek Gaziantep'ten başlayarak Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, İstanbul, İzmir, Antalya, başka nere? Ankara'yı söylemedim. 8 ile gittik, gidebildik. Aslında bizim programımız 81 ile bizzat kurulun gitmesiydi. Ama onu yasaklar sebebiyle yapma imkanı bulamadık. Ama bu 8 ile diğer illeri toplamayı denedik. Onda da ciddi şekilde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela Antalya merkezi toplantıya civar illeri çağırdık. Ankara merkeziye civar illeri çağırdık. Bu toplantılarda önemli konularda önemli uzman arkadaşlarımızın da katılımı ve katkısıyla çok güzel tartışmalar, günler süren tartışmalar yapıldı ve bunlar raporlandı. İlk defa Kamu Görevlileri Etik Kurulu bundan sonra gelecek olan, bu işi yapacak olan arkadaşların ve araştırmacıların eline önemli, doyurucu ve ciddi, kapsamlı bir döküman arşivi bırakıyor. Arkadaşlarımız size dağıtmışlardır. Bizim geçen 4 yıllık dönemimizi anlatan bir kitapçıkta baktığınız takdirde yapılan işlerin ne kadar önemli olduğunu sizin de takdir edeceğinizi umuyorum. Değerli arkadaşlarım, ilginç bir rastlantı. Projenin bitimiyle bizim görevimizin bitimi aynı günlere denk geldi. Kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde projenin yürütümünde bir aksaklık meydana gelirse sonradan çok sıkıntılara meydana gelir. Aman bizim süremiz, görev süremiz bitmeden projeyi de bitirelim diye çok uğraştık. Mustafa Kemal hocamız, Banu Hanım ve oradaki genç, bilge çocuklarımızın da gayretiyle proje de bitti. Bizim görev süremiz de bitti. Şimdi bizden sonra görev yapacak olan arkadaşlarımızın eline rahat çalışabileceği bir ortam, yetişmiş bir kadro ve iyi bir gelenek bıraktığımıza inanıyorum. Sevgili dostlarım, bu zor işi evlerinden, işlerinden, torunlarından, çocuklarından ayrılarak toplantılara, seyahatlere gelip büyük katkılar sağlayan değerli arkadaşlarımı izin verirseniz size tanıtmak istiyorum. Bu 11 kişi kısa bir süre sonra, 11 kişinin kısa bir süre sonra bir arkadaşımız YÖK'ten gelen bir teklif üzerine oraya gitti, istifa etti. Ramazan hocamız. Arkasından Haluk Dursun
Türk kültür hayatının efsane isimlerinden biridir. Bir trafik kazasında vefat etti, onu kaybettik. Ona Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yani bir kahraman kültür adamıydı. Hiç kimsenin gidemediği, gezemediği yerlere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini adım adım gezerek, oradaki gençlerle, oradaki görevlilerle toplantılar yapıp, Türkiye'yi, bizi, bölgeyi ve topyekun karşımızda olan tehlikeleri bıkmadan, usanmadan anlattı. Nitekim oralarda Siirt yakınında geçirdiği bir trafik kazasında onu kaybettik. Değerli arkadaşlarım, Selçuk Ondu Başkan Yardımcımız yıllarca ömrünü Danıştay'a vermiş, idari yargıya vermiş, bizi zırnık böyle yanlış yapmamıza fırsat vermeyen bir İstikrar abidesi, bir bilge adam. Asım Aykan Bey, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Parlamentoda iki dönem görev yaptı. Ömer Faruk Doğan, Sayıştay'dan ayrılma oranın bilgilerini bize devamlı getirdi. Ahmet Karayiğit Bey, Türk hukuk hayatının çok önemli bir ismi. Her dönemde faal isim, her dönemde sorumluluklar almış bir arkadaşımız. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı. Ahmet Demirok, en son Katar Büyükelçimiz. Şimdi yakında yine herhalde yeni bir büyükelçiliğe gidecek. Bizim kurulun yaş ortalamasını küçültüyor. Bir de Fatih Uşan hocamız var, ikisi küçültüyor. Yoksa biz bayağı bir sayı yaşa eriştik. Ömer Faruk Doğan Bey söyledi ama. Ziyaettin Akbulut, biraz sonra size konuşacak. Eski vali, en son Urfa valisiydi. Sonra üç dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Şimdi kurulumuzun İdari alanda vazgeçilmez elemanlarından biri. Profesör Fatih Uşan hocamız da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hoca. Bursa'yı ve özel sektörü Ankara'ya kurulumuza tanışan Sayın İbrahim Burkay. Hoş geldiniz siz de. Şimdi değerli dostlarım, işte bu kadroyla bana sorarsanız çok önemli işler yaptık. Ama elbette bunları tek başına da yapmış değilim. Bir kadroyla bunu yaptık. O nedenle hem işlerimizin yürütülmesinde hem projelerin hayata geçirilmesinde kurul üyesi arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve fedakarlıklarını huzurunuza teşekkürlerimi sunarak almak istiyorum. Bizim kurulun elemanları var, uzmanları var, gencecik arkadaşlarımız. Onların fedakarlığını, çalışkanlığını, bilgi değerlendirmelerini burada zikretmek istiyorum. Biz onlara zaman zaman bağırdık, çağırdık ama küsmediler, darılmadılar. İşlerinden de en ufacık bir aksama meydana getirmediler. Tabii bu projenin uygulamasından Mustafa Kemal Hoca, Vahane Hanım ve bilgi küpü, o genç kadronun gayretlerini görmezlikten gelemeyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu alanda yapacakları işlerde de kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi daha fazla uzatmayayım. Yeni kurula yeni bir proje de bırakıyoruz. Yani gelecek olan heyet boş kalmayacak.
O projenin de bu yıl sonuna kadar onaylanması ve hayata geçmesi muhtemeldir. Arkadaşlarımız, kuruldaki arkadaşlarımız o konuda da yine gayretlerini esirgemeyeceklerdir ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu yoluna başarıyla devam edecektir. İki özrü nakletmek istiyorum. Bir tanesi, Sayın İçişleri Bakanımız mutlaka bu toplantıya katılacaktı. Ama bazı nedenlerle olmadı. Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'da biraz evvel telefon etti. Bir iletişim noksanlığı olduğu anlaşılıyor. O da gelemedi. Her ikisinin de sevgilerini size iletmek istiyorum. Katılımınız, gayretleriniz, ilginiz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.